Abdülkadir Selvi, İçişleri Bakanı Soylu'dan tüyler ürperten açıklama. PKK ile iltisaklı Diyayder'in referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirilenlere yönelik teftiş başlatması üzerine gelen eleştirilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz diye tepki göstermişti. Soylu, Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal örneğini vererek, Fehri Erdal kimdi? çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girmiştir diye sormuştu. DHKPC militanı Fehri Erdal, Susurluk kazasında yaşamını yitiren eski emniyet müdürlerinden Hüseyin Kocadağ'ın referansıyla temizlikçi olarak Sabancı Center'a girmiş ve büyük bir katliama imza atmıştı. Bunu neden anlattım? İstanbul Belediyesi'ne yönelik teftiş başlatılması üzerine bu durum Ekrem İmamoğlu hakkında mağduriyet algısı oluşturur şeklinde değerlendirmelere konu olmuştu. AK Parti içinde de bu yönde düşünenler vardı. Hem bu olay hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm belediyelerimizin telefonları dinleniyor iddiası AK Parti MKYK'da gündeme getiriliyor. Orada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enteresan bir bilgi paylaşıyor. Öğrenince irkildim. Çünkü Soylu İçişleri Bakanı olarak devletin önemli bilgilerine sahip birisi. Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yakın bir mevkide İçişleri Bakanlığı'nın yeri olduğunu belirterek, ben İstanbul'da olduğum zaman görüşmelerimi orada yapıyorum. 8 aydır beni takip ediyorlarmış. Ben usul olarak misafirlerimi kapıda karşılar kapıda uğurlarım. Bunların hepsini takip etmişler diyor. Kimlerle fotoğrafları var? Süleyman Soylu sözde din adamlarından oluşan Diyayder'in PKK ile ilişkisi hakkında da bilgi veriyor. Diyayder'dekiler PKK ile bağlantılı, onların kimlerle fotoğrafları olduğunu, bu fotoğrafların nerede çektirdiklerini biliyoruz diye konuşuyor. Soylu bir bilgiyi de paylaşıyor. KCK çok deşifre olunca PKK'nın şehir yapılanmasında YSP'ye ağırlık verdiğini belirtiyor. 2022'de bütün hedefleri sivil itaatsizlik eylemleri diyor. Erdoğan, 2022 daha iyi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmeler yapıyor. Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçtiğini anlatan Erdoğan, "Ekonomide olması gereken buydu. Önümüzdeki günlere ilişkin olarak ekonomide bir sıkıntı gözükmüyor. 2022 yılı daha iyi olacak." diyor. Bu arada AK Parti MKYK'da ağırlıklı olarak yeni ekonomi modeli ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geniş kapsamlı bir sunum yapıyor. Nebati'nin kendinden emin tavrı ve piyasalara hakimiyeti destek görüyor. Ekonomiye dair üç başlık. Nebati'nin konuşmasında şu noktalar ön plana çıkıyor. 1- Döviz istikrara kavuşacak. 2- 20 Aralık günü Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla dövizdeki rüzgar tersine döndü. Bu da Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin göstergesiydi. O gece hazineden de Merkez Bankası'ndan da bir kuruş çıkmadı. 20 Aralık gecesi vatandaşlar 1 milyar dolar bozdurdu. 3. 2022 yılı ekonomik açısından rahat bir yıl olacak. Dövizin düşmesi oyları nasıl etkiledi? Döviz yükselirken iktidarın oylarında gerileme dikkati çekiyordu. Peki doların düşüşe geçmesi oyları nasıl etkiledi? Bu sorunun yanıtını Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın anketinde buldum. Çünkü Optimar'ın anketi tam 20 Aralık günü başlamış. Optimar 20-28 Aralık tarihlerinde 2526 kişiyle görüşmüş Optimar'ın Kasım ayı anketi ise doların tam da tırmanışa geçtiği bir döneme gelmişti o nedenle sonuçları kıyaslamalı olarak vereceğim ve bingo ilk olarak dövizdeki düşüşle ilgili sorunun yanıtıyla başlayalım doların düşmesi AK Parti ile ilgili göstergelere iki açıdan olumlu olarak yansımış 1 Optimar'ın Kasım ayı anketinde AK Parti'nin oy oranı %37.5'e çıkmıştı. Aralık anketinde ise AK Parti 2 puanlık bir yükselişle 39.1'e çıkmış. İki ekonomiyle ilgili sorunu hangi parti çözer denildiğinde Kasım ayında ankete katılanların %27.88'i AK Parti çözer demişti. CHP çözer diyenlerin oranı ise %25.17 olmuştu. Aralık ayı anketinde de Türkiye'nin birinci sorunu olarak %65.4 ile ekonomi çıkıyor. Ama 20 Aralık'ta alınan kararla doların düşürülmesi, ekonomiyle ilgili sorunu kim çözer denildiğinde yine AK Parti'nin işaret edilmesini sağlamış. Ekonomiyle ilgili sorunu hangi parti çözer sorusuna ankete katılanların %32.3'ü AK Parti derken CHP diyenlerin oranı gerileyerek %21.3'e inmiş. Üçüncü ve dördüncü sıralama ise değişmemiş. Üçüncü sırada %16 ile hiçbiri diyenler, dördüncü sırada ise %14.3 ile kararsızım diyenler geliyor. Hep söylüyoruz muhalefetin sorunu burada yatıyor.'' Türkiye bu kadar önemli bir ekonomik dalgalanmadan geçerken doların 18 liraya çıktığı bir ortamda dahi halkımız CHP bu işi çözer demiyor. Neden? Çünkü CHP halka güven vermiyor. Kemal Bey bu işler bakanlıklara baskına gitmekle olmuyor. Halka güven vereceksin, güven. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Abdülkadir Selvi, İyi Parti HDP'ye randevu verecek mi? Aslında bu soruyu HDP bu kez İyi Parti'den randevu talep edecek mi diye sormalıydım. Biliyorsunuz HDP ortak erken seçim teklif vermek önerisiyle muhalefet partilerini ziyaret ediyor. Şimdiye kadar DEVA gelecek Saadet Partisi ve CHP'yi ziyaret ettiler. Ama burada asıl kritik nokta İyi Parti'yi ziyaret edecekler mi? İyi Parti randevu verecek mi? İyi Parti ve HDP kulislerine göre bu sorunun yanıtını vereceğim. HDP'nin ortak erken seçim önerisi muhalefet partileri arasında bir heyecan yaratmadı. Çünkü muhalefet HDP ile birlikte hareket ediyor görüntüsü vermekten kaçınıyor. Bu teklifi ilk olarak Selahattin Demirtaş gündeme getirmişti. Selahattin Demirtaş, Hapiste ama önerdiği politikalar HDP'nin rotasını çiziyor. Demirtaş, hiç değilse mecliste temsil edilen partilerin genel başkanlarının ortak basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve 7 bölgede 7 ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel var mı, bugün değilse ne zaman demişti. HDP bunu muhalefet partilerinin meclise ortak erken seçim teklifi sunmaları şeklinde formülleştirdi. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan'la Mithat Sancar, muhalefet partilerini ziyaret ederek önerilerini iletiyorlar. Buldan ve Sancar'ın temasları Buldan ve Sancar şimdiye kadar Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Şu ana kadar HDP ile ortak erken seçim teklifi sunma önerisinin kabul gördüğüne dair bir işaret yok. Ama reddedildiğini de söylemek mümkün değil. Ama bir ilerleme sağlandı. Daha önce HDP heyeti CHP'yi ziyaret ettiğinde Kılıçdaroğlu birlikte fotoğraf vermemiş, ortak açıklama yapmamıştı. Bu durum HDP tabanında rahatsızlığa yol açmıştı. HDP tabanından biz CHP'ye İstanbul seçimlerini kazandırdık ama onlar bizimle ortak fotoğraf vermekten kaçınıyor şeklinde itirazlar yükselmişti. Kılıçdaroğlu'nun tavrındaki değişim. Bu kez Kılıçdaroğlu hem ortak fotoğraf verdi hem de ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımının değişmesinde daha önceki eleştirilerin payı oldu mu? CHP kulislerini yokladım. Daha önce birlikte fotoğraf vermemekten kaynaklı eleştirilerden ziyade Kılıçdaroğlu'nun geleceğe dair Cumhurbaşkanlığı adaylığına işaret ettiler. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Onun için HDP'nin desteğine ihtiyaç var. HDP heyetiyle görüşmesi, ortak açıklama yapılıp birlikte fotoğraf verilmesi, Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir yatırım olarak değerlendiriliyor. İyi Parti randevu verecek mi? HDP eş genel başkanları Pervin Buldan'la Mithat Sancar daha önce İyi Parti'den randevu talep etmişti. Ancak Meral Akşener olumlu yanıt vermemişti. Dahası HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırdığını, HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüklerini söylemişti. Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Pervin Buldan'la Meral Akşener'i birlikte fidan dikmeye davet etmesi ise İyi Parti'de tepkiyle karşılanmıştı. Bu yaşananlardan sonra HDP, birlikte erken seçim teklifi verme önerisini iletmek üzere İyi Parti'den randevu talep edecek mi? Eğer HDP randevu talep ederse İyi Parti olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek mi? Bu soruların yanıtını aradım. Şöyle bir mekanizma oluşmuş. HDP İyi Parti'den randevu talep etmeyecek. İyi Parti de HDP'yi reddetmiş olmayacak. Böylece iki partinin arasında yeni bir kriz yaşanmamış olacak. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a karşı işbirliği yapılacak. İmamoğlu'nu kahraman mı yapar sıkıntıya mı sokar? İstanbul seçimlerinin iptal edilip ikinci kez yapılmasına karşı çıkmış biri olarak, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını ya da yerine kayyum atanmasını beklemiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var demişti. Ankara'da yaptığım temaslar sonucunda böyle bir niyetin olmadığını da yazmıştım. Prensip olarak seçimle gelen seçimle gitmeli, ayrıca bu tür mühendislik hesapları ters teper. Buradan Ekrem İmamoğlu'na bir mağduriyet çıkar mı? İktidarın bu müdahalesi İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığına taşır mı? Ekrem İmamoğlu mağduriyetlerden ve polemiklerden beslenen bir siyasetçi. Bu işten bir mağduriyet ve Cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmak ister. Ama bu iş İki ucu keskin bıçağa benziyor. Çünkü işin bir ucunda İBB, diğer ucunda ise PKK-KCK'nın yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen Diyarer isimli bir dernek yer alıyor. HDP'nin önemi büyük. İstanbul seçimlerini HDP'nin desteğiyle kazanan İmamoğlu'nun geleceğe dönük siyasi planlamasında HDP'nin özel bir yerinin olduğu belli. Belediye başkanı seçildikten sonra ilk olarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'na destek ziyaretinde bulunmuş, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'la birlikte fidan dikmişti. Ama bu iş biraz farklı. Çünkü Öcalan'ın talimatıyla kurulan Diayder yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenmiş 2021 Taksim 52.878 sayılı iddianame var. Sıkıntılı noktalar. Elbette ki yargılama sonuçlanmadan kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Ama iddianamede yer alan ve İBB ile Diyayder arasındaki ilişkileri ortaya koyan telefon tapeleri sıkıntılı. Bunlar Ekrem İmamoğlu'nun PKK ile işbirliğini ortaya koymaz ama İBB ile PKK'nın alt yapılanmasında yer alan Diyayder arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından olumlu değil. Şimdi size iddianameden bazı bölümler aktarmak istiyorum. 1. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Diyader'e 300 adet 100-150 bin lira tutarındaki yardım kartlarının verildiği. Söz konusu yardım kartlarının Diyader Başkanı Ekrem Baran tarafından toplam 25 Diyader üyesine dağıtıldığı tespitine yer veriliyor. 2. Ayrıca Diyader yöneticilerinin İBB'de yönetici N.T ile konuşmaları yer alıyor. DİDER yöneticilerinin İBB'de sosyal yardımlardan sorumlu başkanla yaptıkları görüşmelerin üzerinde duruluyor. 3. Ayrıca HP isimli kişinin dağıtılacak yardım kolileriyle ilgili olarak İBB'nin kendilerinden isim istendiğine dair beyanları bulunuyor, 400 kişilik isim listesi öneriliyor. 4. Gassal olarak İBB'ye yerleştirilen Mehmet İnan, bir ay önce 4000 lira olan maaşından 1000 lirasını ödemiş. Bir ay sonra ise 3 bin lira almış. Ne kadar ödemesi gerektiğini Diyayder Başkanı Ekrem Baran'a soruyor. O da dörtte birini ödemesini istiyor. Bunlar hem siyaseten hem de hukuki olarak sıkıntı doğurabilecek işler. İstanbul halkı Ekrem İmamoğlu'nu PKK'nın alt kuruluşu olan Diyayder'e destek vermesi için seçmedi. Ama çok dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet